Evet, merhaba YouTube. Tekrar karşınızdayız. Twitch'te canlı yayındayız. Aynı zamanda bugün dedik ki Ferrari'nin 1947'den 2023 yılına kadar olan tarihini bir inceleyelim. Biz de bunu inceleyip size tanıtmaya karar verdik. Ferrari modellerini 1947'den beri nereden nereye geldiğini hep beraber izleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Haydi. 1947'de 125 S'i çıkartmış. Bunlar Phantom motorlar. 275 F1, bu Ferrari'nin ilk F1'e girdiği model. 340 Mexico, o da çok klas bir model. 500 TR, 250 GT California, şimdiki California'nın dedesi. 250 TR, 250 GTO, bu da şu andaki 599 GTO'nun dedesi. 275 GTB, 65 Kaliforniya, şu andaki Kaliforniya'nın amcasının oğlu. Testarossa, çok güzel arabaları kullandı kendisini. 328 GTS, şu andaki 812 canavarının dedesi ve efsane F40, müthiş bir arabadır. Arka egzozdan kol kadar egzoz ateşi çıkarır. 512 TR, 355 Spider, çok kullandık, bazı arkadaşlar bilirler. F50, efsanenin ikinci perdesi. 550 Maranello, biz 360 Maranello'sunu kullanmıştık. 355 F1 GTS, zaten işin içine GTS girdim arkadaşlar, çok sıkıntılı motorlar oluyor. 360 Modena, bunu da kullandık. 360 Spider, bunun Modena'sını kullandık. Enzo Ferrari, yine bir efsane tabii ki. 575M, bu çok anılan bir model aslında ama bulunamıyor, çok nadir bir model. F430'u kullandık, hatta bazı sürat yarışlarına katıldık. 612, 599 GTB Fiorino, felaket bir arabadır. Kaliforniya şehir içi için yapılmış bir model. 458 İtalya 2009 model. Bu biliyorsunuz Acun'la meşhur oldu Türkiye'de. Ve 599 GTO. En son kullandığımız Ferrari modellerinden bir tanesi. FF Ferrari çok şehir içine yatkın bir araba. 458 Spider, korkunç. F12 Berlinetta. Şimdi Sergio Finin-Farina hakkında bir bilgi vereyim. Sergio Finin-Farina, gördüğünüz üzere ön camı yok. Bu ünlü tasarımcı Sergio Finin-Farina adına yapılmış bir özel model. Bundan 4 ya da 5, maksimum 6 olması lazım. Şimdi rakamı hatırlayamıyorum. Bunu satarken Ferrari size ön tarafa monteli 2 tane kaskla satıyor. Çünkü ön tarafında cam yok. Görüyorsunuz. Devam edin. LaFerrari efsanenin en büyüklerinden bir tanesi ve korkunç tasarım harikası. LaFerrari motor gücü olarak olsun, tasarım olsun Formula 1 araçlarından esinlenen bir arkadaş. Gördüğünüz üzere arkası, önü, sağ, solu her şeyi aerodinamiğe dayanan korkunç bir tasarım harikasıdır. 2013 yılında piyasa sürülmüştü. Hala efsanedir. 458 İtalya'nın gelişmiş amcası. Şimdi FXXK dediğimiz, bu 2014'te FXXK uzun süreli yarışlara katılmak için üretilmiş. Bu 6,5 litrelik V12 motoru daha da geliştirerek TUPAP zamanlamasını değiştirip piston aralıklarını ve çaplarını büyüterek daha uzun süre aralıksız gaza basabilmesi için üretilmiş bir model ve çok kuvvetli bir arkadaştır. F12 TDF, bu da şehir içi ve arada spor takılayım diyenler için uygun bir model. 488 de öyle, GTB de öyle. LaFerrari Aperta'nın şöyle bir özelliği var. Üstü açık bir model. Diğer LaFerrari'nin standart olanından 60 beygir daha yukarıda. Çünkü FXX modelinden bazı uygulamalar üzerine eklenmiş ve güçlendirilmiştir. 488 Spider, bu da geçen videolarımızdaki yukarıya bırakıyorum. Kazalı halini eski haline getirdikleri model, çok kuvvetli ve çok güzel bir arabadır. Şehir içinde de kullanabilirsiniz. Normal racing moduna alıp da fantezi yapıp sürat yapabilirsiniz. Ona elverişli bir arabadır. GTC 4 Lusso, bu ara model.
Şimdi Portofino da öyle. Portofino dediğimiz araç da şehir içine uygun ama bir yandan da racing'e girebilecek bir araba. Ve tabii geçen videolarda da tırdan indirmesini izlemiştik. Onu da yukarı bırakacağım. 812 Superfast ki ileride büyük ihtimalle GTS'i de gösterecekler. 812 Superfast 790 beygirlik V12 6,5 litre motora sahip bir arkadaş. Çok özel bir araba. Şu anda Ferrari'nin en özel arabalarından bir tanesi. FXXK Evo bu diğer FXXK'nın geliştirilmiş hali 50 beygir yukarıda çıkmış. 488 GTB'nin pist için yapılmış olanı. 2019'daki SF90 biliyorsunuz elektrik takviyeli yani 250 beygirlik elektrikli takviye motorla 1000 beygire ulaşan Kenan Sofuoğlu'nda da bulunan güzel, kullanışlı ve atak bir araba. F8 Tributo da yine Ferrari'nin ilk denediği modellerinden turbo konusunda. Turboyu ilk deneyip de sesini biraz azaltıp ataklığa önem verdiği bir araba. Çok tutulmamasının sebebi Ferrari'nin o meşhur emisyon ve egzoz sesinin olmaması. Bunu da kullanıcılar veyahut da eğer almış ya da kullanmış olanlar söyleyecektir. Yani Ferrari'den beklediğiniz o sesi Tributo'da alamazsınız. Yani tasarımı vesairesi de değişik. Arka tarafı, ön tarafı. Ama kuvvetli bir araba. Sadece emisyon sesi biraz sıkıntılı. Ve tabii ki 812 GTS. Ya onu anlatmaya kelimeler yetmez. Yani onun linkini de yukarı bırakacağım. Korkunç bir araba. Şimdi Superfast ile GTS arasında 56 beygirlik bir fark var. Bu da 812 GTS olarak geçiyor. Bu da V12 6,5 litre motora sahip ancak bazı subap zamanlamalarıyla pistondaki ayar farklılıklarından dolayı Superfast'te 50 küsür beygirlik bir farkı var ama şu anda Ferrari'nin efsane arabalarından. Tabii 2019'dan beridir trend olarak geçen bir araba. Şimdi SP2 Monza hakkında da şöyle bir bilgi verelim. Bu da 2019 yılında Superfast'ten ve GTS'ten 4 ay sonra çıktı. Bu arkadaşta da çift sürücü koltuğu var. Arka koltuk yok. Öbürleri gibi. Ve önde Sergio'nun arabası gibi cam yok. Bunu alırken de size tek bir kask hediye ediliyor. Genelde arka tarafında yani pilotun olduğu bölümdeki çıkıntı genelde renkli olur ve pilotun olduğu bölümü belirtmek isterler. Siyah, kırmızı, yeşil o alıcısının istediği renkle fabrikadan çıkış yapılır ve o şekilde teslim edilir. O da kuvvetli ve başarılı bir araba. Şimdi Ferrari'de eğer business class ve konfor arıyorsanız 2020 yılında çıkan bu arkadaş yani Roma'yı almış olmalısınız ya da almalısınız. Çünkü Ferrari şu andaki en konforlu arabalarından ve lüks arabalarından bir tanesi. Hem spor, hem lüks, hem de business class bir araba. Bununla ilgili videomuz vardı ama YouTube'la ilgili bazı konulardan dolayı kaldırdık. Roma'yı eğer lüks bineyim hem de sürat yapayım diyorsanız Roma'yı tercih etmelisiniz. Ya da tercih etmeliler ya da ediyorlar. Burada da Portofino M var. Portofino M bu Kaliforniya ve 599 GTO'nun karışımı olan bir arkadaş. M olması da motorunun M sistemine göre emiş ve itiş olaylarının M sistemine göre ayarlanmış olması ve egzoz çıkışlarının tamamen diğerlerinden geniş olmasından kaynaklanıyor. Geldik 2022 yılına. Tabii Ferrari burada nereden nereye gelmiş? Daytona SP3 Ferrari'nin çıkarttığı bütün yarış arabalarının Formula 1'i tutun, rally'i tutun, ilk Formula 1'i tutun, yarışlarında bütün arabalarının karmasını, özelliklerini ve gücünü topladığı bir araba. Şu anda Ferrari'nin en iyi aerodinamiğine ve en değişik tasarımına sahip arkadaştır. İşte arka tarafındaki difrizörler, motor soğutma ızgaraları, ön taraftaki hava girişlerinden tutun da kapı kollarındaki hava terminallere yani hava akış bölümleri diğer Ferrari'lerden farklı. Bunda da GTS'in motoru olan 6,5 litre V12 motor mevcut. Çok kuvvetli ve çok büyük bir araba. Ayrıca ön camı tamamen pilotun yan tarafına kadar kaplayan ve görüş alanını
bayağı bir açık tutan, bayağı açık tutan bir model. Gayet kuvvetli ve güzel bir tasarım. Belirli bir sayıda üretildi. Onun için şu anda sıfırını almanız veya bulmanız veya bulmaları mümkün değil. 2023'e geliyoruz. Yine GTS motoruna sahip korkunç teknoloji abidesi Prosangue. SUV diyorlar ama bence Jeep. Gerçi diğer firmaları bekleyip de bu Jeep'i çıkartması çok sürpriz oldu. Yani Maserati, Lamborghini, hatta Lamborghini'nin Urus'u. Bunların hepsinin çıkartmasına müsaade edip Prosangue'yi piyasaya sürdüler. Prosangue'de de şöyle bir açıklama yaptı Ferrari. Rekabetin sürmesi için aradaki saniye farkını ancak bu kadar indirdik. Daha fazla indirebilirdik. Bu nasıl oluyor? Lamborghini Urus şu anda 3.6 saniyeyken Prosangue 0-100'ü 3.3 saniye ile 2 saniye arasında bitiriyor. Daha aşağı nasıl çekerdi ki çekebilirdi. Ferrari çekmedi ve rekabetin devam etmesini istiyoruz. Ve bu kadar indiriyoruz diye böyle aşağılarcasına sanki böyle bir hani senin yaptığında motor mu dercesine biraz dalga geçti. Şöyle bir haber daha vereyim size arkadaşlar. Şimdi Ferrari 2024 yılında ki 23'ün sonlarında başlamıştı. 812 GTS'e eş değerde ve onun emsali olan bir model çıkartmak üzere. O da 6.5 litre V12 olabilir mi? Daha mı fazla olur? Benim düşüncem yeni çıçacak GTS'in emsali en az 1000 beygirden aşağı çıkmaz. 1947'den beri günümüze kadar Ferrari modellerini işleyip size anlatmak istedim. Sevgili Twitch şu anda ağzı açık dinliyor. İstediğiniz modeller geldi arkadaşlar. Ferrari bundan sonra da yoluna devam edecektir. Bizden bugünlük bu kadar. Size de paylaşım istedim. Kendinize çok iyi bakın. Barakuda ile kalın ve Ferrari'yi bırakmayın. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bizden bye bye.